Yani Türkiye nereden nereye geldi? Bizim zamanımızda MHP ile CHP ismini yan yana görmek, düşünmek mümkün değilken şimdi aman ne olur bir araya gelsin diye bir birliktelik şimdi, var. Şimdi biraz önce söyledim. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bizim böyle bir ittifak ve blok arayışı içerisinde değiliz. Bizim aradığımız çatışma alanı değildir. Bizim aradığımız cumhuriyete, milli devlete, demokrasimize, hukuka sahip çıkacak bir cumhurbaşkanıdır. Arayışımız budur. Bu bakımdan biraz önce söylediğiniz konu cumhurbaşkanı gelirse, efendim cumhurbaşkanından önce Türkiye'yi yöneten iktidara sormak lazım. Çünkü bu konuda bu konuyla ilgili adım atacak olan yürütmedir. Yani hükümettir. Dolayısıyla Barzani'nin süreç sonucunda serbest kalacak ifadesini dikkate aldığımız zaman bu mesele Cumhurbaşkanı'nın iradesiyle olacak bir mesele değildir. Ama Cumhurbaşkanı'nın böyle bir konu olduğu zaman tavır almasını sağlaması gerekiyor. O bakımdan sorumluluk esas itibariyle Cumhurbaşkanı'nın değildir. O bakımdan MHP ve CHP gibi bir ittifak blok kesinlikle böyle bir arayışımız söz konusu değil. Yani istediğiniz içeriklere oyan bir adayı AK Parti çıkarırsa ona da oy verirsiniz o zaman. Yani bu bir parti mi? Eğer böyle bir aday herkes tarafından benimsenirse dolayısıyla bu konuda meseleyi partiler arasında bir mesele olarak görmek gerekmiyor. Bu konudaki endişeleri ortadan kaldırmak için ama herhalde de hükümetle de kavga edecek bir cumhurbaşkanı da problem oluşturur. Hükümete müdahale eden de problem oluşturur. Kavga çıkaran da problem oluşturur. Cumhurbaşkanı bu bakımdan partilerin bloklaştığı, kutuplaştığı bir ortamda değil. Her şeyden önce adaylarımızı oluştururken böyle bir bloklaşma çerçevesinde meseleye bakılmaması gerektiğini düşünüyorum. Ama elbette sonuç alabilmek için siyasi partilerin bu konuda işbirliği alanı yapması lazım. Ama siyasi partiler işbirliği yapabilir bir partiye. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vermiş insanların hepsi onların yaptığı tercihe mi yönelecek? Hayır. Bu bir siyasi rekabet olmadığına göre bizim belirleyeceğimiz bir aday Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vermiş. İnsanlara da bu konuda hassas olan birçok insan vardır. Onları da çekebilir ve böylelikle cumhurbaşkanı oluşabilir. Ama partilerin bu konuda önceden böyle bir bloklaşmaya girmesi şu safhada söz konusu değil. Buyurun.